Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Özgürlük 2017 raporu açıklandı. Son 10 yılda özgürlüklerin en fazla gerilediği ülkeler kategorisinde Orta Afrika Cumhuriyeti ile yarışıyorduk. Geçmek kısmet olmadı. Fakat lider ülkesinden kaçan Gambiya'yı geçerek ikinci sıraya yerleştik. Diğer taraftan Türk tipi ileri demokrasinin bir başka gurur vesilesi olarak basın ve internet özgürlüğü alanında da ülkemiz özgür değil kategorisinde yer aldı. Mali, Bahreyn, Etiyopya, Yemen ve Tacikistan gibi baskıcı rejimlerin özgürlük karnesinin bizden daha iyi durumda olması sizleri rahatsız etmiyor mu? Bakın, Türkiye'de aylardır kanun hükmü kararnameleriyle düzenlemeler yapılıyor. Herkesin her an terörist olarak damgalanabileceği bu düzende Türkiye'nin tarihi ve toplumsal belleği siliniyor. Bugüne kadar 60 bin öğretmen görevden alındı. Laik karakteri zaten yok edilen milli eğitim sisteminde ne eğitim ne de sistem kaldı. Anayasa Mahkemesi OHAL kararnameleri benim alanım değil dedi. Anayasayı fiilen kendisi çiğnedi. Böylece ne tarafsız ne de bağımsız yargı kaldı. Muhalif görüşleri nedeniyle on binlerce insan gerekçe gösterilmeden bir gecede devlet memurluğundan çıkarıldılar. Açlık ve sefalete mahkum edildiler. Türkiye haberciler için dünyanın en büyük açık hava hapishanesi haline getirildi. Basında çok seslilik ortadan kaldırıldı. 4000'den fazla akademisyen üniversitelerden atıldı. İkinci bir emre kadar bilimsel eğitim yasaklandı. Üniversiteler kayyum rektörlerin insafına kaldı. Hapishanelerde adım atacak yer kalmadı. Tutuklu ve hükümlü sayısı 197 bini aştı. Ülke nüfusu yaşlanırken hapishanelerdeki genç nüfus her geçen gün arttı. Değerli vekiller, önümüzde duran bu tabloyu kabul etmemizi bizden kimse beklemesin. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk bakın ne diyor. Her türlü ilerleyişin ve çözümün yolu özgürlüktür. Özgürlüğün olmadığı yerde ölüm ve yıkım vardır. Değerli vekiller, o yüzden uyarıyoruz. Demokrasiyi oy pusulasından, özgürlükleri oy oranından ibaret görürseniz ülkeyi büyük bir felakete sürüklersiniz. Biz yoksak istikrar da yok demekle ısrar ederseniz, buyurun size ölüm, gelin sıtmaya razı olun derseniz toplumu bölersiniz. Önce insan onuruyla oynayıp ardından yanlışlık varsa düzeltiriz, haksızlık varsa gideriz diyerek mağduriyetleri basite indirgerseniz kul hakkı yersiniz. Evet deme özgürlüğünü kullananlara sahip çıkarken, hayır deme özgürlüğünü kullananları ötekileştirirseniz kaybedersiniz. Değerli vekiller, bugün geldiğimiz noktada hayır deme hakkına darbe yapıldığını görüyoruz. Hayır diyenlerin vatan haini, terörist denilerek fişlendiğini, kolluk kuvvetleri aracılığıyla baskı altına alındığını, mahkemeler yoluyla sindirildiğini görüyoruz. Oysa bu topraklarda yetişen nice ulu kişiler bize adil olmayı tembihlerken adaletin öneminden asla vazgeçmemişlerdir. Bakın, hoşgörünün sembolü olan Mevlana, adil olmayan iktidarın hiçbir gücü olmadığını gör diyor. Unutulmasın diye tarihe not düşüyorum. İstibdat dönemini aratmayan uygulamalarla özgür insana karşı çıkanlara hayır diyoruz. Kalıcı istikrar diyerek kalıcı iktidar isteyenlere hayır diyoruz. Güçlü Türkiye diyerek tek adam rejimi isteyenlere hayır diyoruz. Meclisi tasfiye ederek parti devleti inşa etmek isteyenlere hayır diyoruz. Camiye, kışlaya, adliyeye siyaset sokarak ortak değerlerin tahrip edilmesine hayır diyoruz. Çocuklarımızın sevgiyle değil, kinle yetiştirilmesine, geleceklerinin yok edilmesine hayır diyoruz. Sözlerimi sonlandırırken halk dilinde bir deyim vardır, hatırlatmak isterim. Hayır dile komşuna, hayır gele başına. Ben de buradan aynı temenniyle hayır diliyorum iktidara, hayır gele başlarına. Saygılar. Teşekkür ederim Sayın Akkuş İlgezdi.